Hepinize merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün çok farklı bir ürünle gene sizlerle birlikteyim. Bugüne kadar kullanmış olduğunuz bütün Powerbank'leri unutun. Çünkü bu elimde görmüş olduğunuz Powerbank 10.000 mAh bataryaya sahip ve şeffaf görünümlü. Tamamen böyle uzay araçlarının mekanik değişik farklı bir yapısı olan bir yapıyı andırıyor aslında. Bak konuşamadım bile heyecandan. Şimdi kutusunu açacağız ürünümüzün özelliklerine bakacağız. Ve bizi aslında en çok cezbeden kısmı hem fiyatının uygun olması hem de bu fiyat bandında olan bütün ürünlerin aslında tipi kötü. Bu tamamen 150 gram ağırlığa sahip olan bir ürün diyebilirim sizlere. Zaten kutu içeriğini şu anda gösteriyorum. 22.5 Watt'a kadar şarj destekliyor ve hızlı şarj yapabiliyor. Açıkçası daha önce kullandığınız powerbanklerde genelde böyle powerbanki şarja taktığınızda 7, 8 hatta 10 saatlere çıkan bir şarj süresi oluyor. Ve bu çok zamanımızı alıyor. Aslında bir bakıyorsunuz powerbank'in şarjı yok ama dışarı çıkacaksınız. Ne yapmanız lazım? Yarım saat 40 dakikanız var hazırlanıyorsunuz. Powerbank zaten o sürede dolmuyor. Bu elimde tutmuş olduğum ürün tamamen 2 saate yakın bir sürede kendi kablosuyla diyorum. Bak kendi kablosuyla şarjını fullleyebiliyor. Ve yaklaşık 11 miliamper bataryaya sahip olduğu için hem bir tane USB tip A portunu takıp bir tane de Type C portundan iki telefonu şarj edebiliyorsunuz. Şimdi kutu açılımına geçiyoruz. Şimdi ürünümüzün zaten kutu içeriğinde çok fazla bir şey yok açıkçası. Şu üst kısmından kutumuzu kaldırıyoruz. Buradan kutumuzu çekiyoruz. İçerisinden bir adet kendisinin şarj edebilen yani power bank'i şarj edebileceğiniz bir kablo çıkıyor. Ben bunun detayını birazdan anlatacağım sizlere. Kablo boyutumuz kısa, her zamanki gibi. Yani bunlarda çok fazla uzunluk yapmıyorlar. Şu kadar bir uzunluğa sahip ürün ve hani şunu söyleyeyim kutuyu açarken de şimdi power bank'i ben farklı kablolarla yani kendi elimde olan kablolarla şarj etmeye çalıştım. Ulan bakıyorum 15-20 saatte şarj etmiyor. Allah Allah diyorum. Ürün mü sorunlu? Halbuki şu kendi kablosunu kullanmanız gerekiyor ve bu muhtemelen bunun için özel yapılmış bir kablo diyebilirim sizlere. Gösteriyorum da bir baktım 1,5 2 saate yakın bir sürede direkt şarjını fulledi. Şimdi diğer kutu içeriğimizde zaten hemen şöyle göstereyim. içerisinden bir adet garanti belgesi gibi bir kağıt çıkıyor. Atoncian firması Çin menşeli bir firma ve Türkiye'ye yeni giriş yapmış olan bir firma. O yüzden ürünlerde 2 yıl garanti oluyor ki powerbank'te 2 yıl garanti de güzel bir şey. Şimdi kutumuzu bu şekilde kaldırdığımızda bendeki sarı rengi hemen şöyle jelatini çıkartıyorum. Ve görmüş olduğunuz gibi üzerinde Atom GM yazan, burada bir butonu bulunan ve burada led göstergesi olan bir powerbank'le birlikteyiz. En güzel özelliği şu iç kısmının tamamen gözüküyor olması ve göze hitap ediyor olması. Ben bunu yaklaşık 2 haftadan uzun bir süredir kullanıyorum ve dışarıda bayağı deneyimleme fırsatım oldu. Gittiğim arkadaşlarımın yanındaki oturduğum mekanlarda da hani telefonumu şarja taktığımda kesinlikle hani böyle "Aa kanka bu neymiş?" falan dediklerini de ilk hard diske benzetip sonrasında power bank olduğunu çözdükleri bir ürün diyebilirim. Burada USB tip A portumuz, burada da Type C portumuz bulunuyor. Dediğim gibi 22.5W'a kadar hızlı şarjı destekliyor ve tamamen de hızlı bir şarj dolumu yapıyor. Ki benim telefonum iPhone 12 Pro Max yaklaşık 40 dakika 1 saat içerisinde şarjımın fullendiğini görebildim. Ürünün şu kısmına bastığımızda LED göstergemiz yanıyor. LED göstergemizde şu anda %100 olduğunu görebiliyorsunuz. Bu şekilde zaten LED göstergesi de olması ayrı bir avantaj. Bir kere daha basıyoruz yani iki kere bastığımızda da ekranımız kapanmış oluyor. Şimdi tekrardan basıyorum bir kere açıldı. İki kere bastım kapandı. Bu da ne demek oluyor? Telefonu kullandığınız ve bittiği zaman işiniz iki kere bastığınızda içindeki şarjı bitirmeden atıyorum %20'deyse %20'lik bir şarj kalıyor elinde. Gayet güzel bir ürün. Hani şöyle söyleyeyim bu fiyatlandırmaya baktığınızda çok fazla ürün bulabiliyorsunuz aslında Powerbank'te. Ama bu ürünün özelliği tasarımının güzel olması. Aslında şu devirde hepimiz bazı şeyleri alırken tasarımına bakarak alıyoruz. Ve bu da gayet şık bir tasarımda olduğu için hani başka bir markaya vereceğim tutarı buna vermekten çekinmedim ve ürünü aldım kullanıyorum. Sizler de kullanmak isterseniz açıklamaya linkimizi bırakıyorum. Oradan bakabilirsiniz, inceleyebilirsiniz ürünü. Kafanıza yatarsa da alabilirsiniz. Ben gayet memnunum. Önceliğim şarj etme süresiydi. Ondan başarılı bir şekilde geçti. Tasarım anlamında da zaten bu tarz tasarımlar hepimizin dikkatini çekiyor. Tek isteğim keşke şu kabloların biraz daha uzun olması olurdu. Çünkü gerçekten hani tamam her ne kadar Power powerbank'i şarj etsek de e, gene de uzanmadığı noktalar olabiliyor. Kısa kaldığı noktalar olabiliyor. Paketlememiz zaten stabil. Hani farklı bir şey çıkmıyor içerisinden. 1000 miliamper, 22.5 Watt'a şarj özelliği yazıyor. Arka kısmında da detaylı bilgiler yer alıyor. Artık yanımda taşıdığım uzay mekiğine benzeyen bu power bank'imle beni sürekli göreceksiniz. Bu videoyu yayınladıktan sonra yaklaşık bir 1,5 aylık bir deneme sürecim olmuş olacak. Almadan önce yorumlarda da yazarsanız size uzun kullanım deneyimlerimi de paylaşmış olurum. Bunun iki rengi var. Bendeki şu an arka kısmı sarı olanı. Bir de siyah olanı var. Ama sarı olan beni daha çok cezbetti. Siz de alacaksınız sarıyı almanızı öneririm çünkü baya güzel duruyor. Siyah tam böyle hani içerisinde kaplanmış gibi duruyor ama sarı daha böyle otantik bir görünüme sahip oluyor diyebilirim. Videomuz bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere.